Arkadaşlar merhaba. Bugün aylardır yapmak istediğim bir şey yapacağım. Taksiye çıkacağım. Timur abi sağ olsun bize taksiyi verecek. Davut Bey'in taksisini. Evet. Davut Bey'e de buradan teşekkür ederiz. Elektrikli bir taksiyle çalışmak nasıl bir duygu? Nasıl bir his? Neler yaşıyorsun? Biraz anlat bize. Tabii nasıl bir duygu? Tabii bu anlatılmaz yaşanır. Değil mi? Biraz sonra siz de göreceksiniz. Eyvallah. Her şeyden önce çok rahat, konforlu bir araba. Hı. Arabada çalıştığını hissetmiyorsunuz. Gittiğini hissetmiyorsunuz. Motor sesi yok. Çok rahat, konforlu, otomatik vites. Yani biraz sonra kullanınca zaten yaşayacaksınız, göreceksiniz. Yani o motor gürültüsünün olmaması sana ekstra bir yorgunluğunu azaltma yaşıyor mu? Yani daha önceki taksilerin emlerinden. Tabii illaki yaşatıyor. Kaç kilometre yapıyorsun abi günde? Günde ben ortalama 250-300 arası yapıyorum. 250-300 kilometre yapıyorum. Motorun zaten 400 kilometre menzili var. Evet. Ama 300'ü falan rahat görüyorsun 300'ü yani şu anda. 300'ü çok rahat görüyorsunuz. Bir de İstanbul yani adı üstünde Yeditepe. Evet. Çok fazla yokuş var. Bu otomobillerin en büyük dezavantajı yokuş arkadaşlar. Ama ona rağmen Zoe 300 kilometreyi görüyor. Evet. Rahat, 300 kilometreyi çok rahat görebiliyorsunuz. Peki kaç saatte şarj ediyorsun abi? Şarj olayı boş deponun şarj olma süresi ortalama 2,5-3 saat arası. Yani 3 saatte %100 şarjı ulaşıyor araba. Bir saat takarsanız 100 kilometre civarında dolduruyor. Bir saatte 100 kilometre falan gidebilirsin. Trafezeyle şarj ediyorsun. Evet, trafezeyle. Ona da bir bakalım. Gel Celil. İstanbul'da şu an bayağı bir noktada var değil mi abi bu şarj? İstanbul'da hemen hemen 80 noktada var. Bütün AVM'lerde, Renault servislerinde. Bir kartınız var. O kartınızı buraya okutuyorsunuz. Evet. Kartımız burada. Bu kartı okutuyoruz buraya. Aracımızın kablosu bu, şarj kablosu. Normal bildiğiniz telefon gibi, telefon bataryalı gibi. Aynen, telefonu şarja takar gibi. Aynen, takıyorsun. Aynen, telefonu şarja şey takar gibi. Bu arabaya giren kısmı yok, değil mi? Yok, o arabaya giren. Bunu buraya takıyoruz böyle. Zaten başladı yapmaya. Evet. Arabanınkini de gösterelim bu arada. Tabii. Hemen. Arabada buradan açıyoruz. Ha, oradan açıyorsun, tamam. Doğru. Böyle. Bir öncekini kullanmıştım ben. Şimdi bir öncekinde 200 kilometreye yakın bir şarj vardı. Evet. Menzil vardı. Şimdi bunda artık 400 kilometre. Bunu da ilk taksiyle deneyimlemiş olacağım. Benim için de enteresan bir deneyim olacak abi. Zaten arabayı kullanınca zaten göreceksiniz ne kadar başka bir şey kullandığınızı fark hissedeceksiniz. O zaman Timur abi bana emanet ediyor musun taksiyi bugün? Önce Allah'a sonra size emanet. Eyvallah. Tamamdır. Teşekkür ederiz. İyi yolculuklar. İyi abi. Sağ olun. Hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar. İsimler ne? Ahmet. Zeynep. İlk günüm takside. Normalde taksiye çıkmıyorum. Gazeteciyim aslında. Ama bugün böyle bu Renault Zoe ile bir video çekiyoruz. Hoş geldiniz. İsim neydi? Kemal. Doğan benim de. Memnun oldum. Memnun. Bu enteresan. Yani 400 kilometreye kadar çıkabiliyor menzili. Tek şarjla. Çok yokuş vesaire yoksa. Yani şehir içine rahatlıkla 300 kilometreye geçiyorsunuz. İşte insanlar artık bunu taksi yapmaya başlıyorlar. Böyle bizim için de enteresan bir deneyim oluyor. Şarja takıyorsunuz. 3 saatte falan doluyor. Minimum 300 gidiyorsunuz yani. Çok iyi rakam. Ama böyle insanlarda şey olur ya, alışılmışların dışına çıkmazlar. Evet. Yani bir de o var. Bu otomobil çok enteresan. Bu sene yenilendi. Daha önce bir 200 km kadar bir menzili vardı. Şu an 400 km'ye kadar çıktı menzili. O yüzden şimdi taksi yapmaya başladılar. Taksiciler çok memnunlar. Şu an iki tane var.
Taksiciler nesinden çalışan. Memnun peki? Şeyden memnunlar. Şimdi normal otomobile göre biraz daha konforlu bir otomobil. Yani sürüş anlamında mı? Sürüş anlamında konforlu. Hiçbir şekilde motor sesi olmadığı için, o sesi duymadıkları için ekstra bir öyle bir konfor sağlıyor insanlara. Diğer taraftan tabii hiçbir şekilde yakıt parası vermiyorlar. %100 elektrikli bir otomobil. O açıdan rahatlar yani. Böyle işte hiç sesi çıkmayan bir otomobil. O yüzden enteresan. Bir yönden de kötü aslında ya. Yani şey tabii insanlar falan kaçmıyor. Hayvanlar evet, kaçmıyor evet. Biraz. O yönden çok kötü. Farkına varmıyorsun. Evet. Ya tabii bu iş geliştikçe değişik şeyler olacak yani. Dışarıya aktarılan motor sesi falan böyle şeyler yapılacak yani. Ama gerçekten bayağı sessiz bir araba. Evet yani hiç motor sesi yok. Egzoz sesi yok. Tabii ona göre de bir yalıtım var. Bir tek galiba biraz rüzgar sesi geliyor dışarıdan. Evet yani o zaten... Yol sesi, rüzgar sesi. Hemen hemen. İşte yuvarlanma sesi aynen. Var tekerleklerin. Biraz rüzgar sesi var. O zaten ona yapacak bir şey yok. Bütün otomobillerde var. Evet yavaş ince falan da böyle bir hani... Şey, yani, elektrik süpürgesini kapatınca evet, yapar zaten, yani bunda şöyle bir avantaj var. Normalde otomobillerde içten yanmalı motorlarda bir bant var, devir bandı. Maksimum gücünü ve torkunu o bantta veriyor otomobil. Ama bunda sıfırdan itibaren maksimum gücünü ve torkunu veriyor. Evet, şimdi bastığımda evet. Hemen hızlanıyor. Anında yani bir devir aralığı yok yani. Anında hızlanıyor. Otomobilin işte en büyük avantajı bu sessizliği. En büyük avantajlarından bir tanesi. Bayağı sessiz. Hiç motor sesi yok. Haliyle. İşte böyle yokuş aşağı yerlerde piller kendi kendine şarj ediyor. Ha. Fren enerjisini elektrik enerjisine dönüştürüyor. Dinamo gibi. Evet. Gazla ne yansı çektiğinizde bile şarj etmeye başlıyor. Sevdiğiniz mi otomobili? Aynen. Fiyatları ne kadar peki yani? Bu şu anda 128 bin TL. Belli işte şarj istasyonları var İstanbul'da. Ya ne kadar sıklıkta var yani hani her yerde var mı bu şarj 60 istasyonu? 60 tane, 60'a yakın var şu anda İstanbul'da. Bir de... Ama koca İstanbul 60 yani az. Tabii sayısı arttıkça bu yatırımlar da artacak İstanbul'da. Bunun şöyle bir avantajı var, direkt navigasyonundan, kendi navigasyonundan şarj istasyonlarını görebiliyorsunuz size en yakın olan. 30 kilometreye düştüğü zaman range'i şöyle bir şey var, bütün navigasyonu kapatıyor ve size en yakın istasyonu tarif ediyor. Hiçbir anladım. Şekilde değiştiremiyorsunuz onu. Böyle bir avantajı yoksa var. Yoksa yolda kalacaksın yani. Gökhan arıyor arkadaşlar. Gökhan Bey. Selamünaleyküm canısı ne yapıyorsun? İyiyim sen ne yapıyorsun? İyi neredesin? Gökhan Tevek bu arada arayan. Meşhur ejder ya biliyorsun. Kimdesin? Kim arıyorsun? Abi kimse yok. Çekimdeyim şu anda. Şeydeyim. Pardon kapatıyorum o zaman. Yok yok dur bir dakika bir şey diyeceğim. Ne taraftasın sen? Ben Zorlu'ya gidiyorum. Bırak şimdi. Sen neredesin? Zorlu'da çekim yapıyorum abi. Şu taksi işi vardı ya onu çekiyorum valla. Harbiden mi? Evet. Biri var mı? Biriyle mi çıkıyorsun? Hayır kim gelirse onunla çıkıyorum. Gel çıkalım. Bekle ben geliyorum o zaman. 5-10 dakika oradayım. Tamam ama taksi ücretini alırım Gökhan'cığım ben. Kardeşim orada... sponsorla çalışıyorum ben. Ücretsiz varsa alırım ben. Gel hadi gel çıkalım gel komik olur. Tamam bekle beni hadi gel, geliyorum. Hadi. Selamünaleyküm. Selam buyurun. Merhabalar. Merhaba Gökhan Bey nasılsınız? Beni şaşırttınız. Nereye gidiyor diye sormadınız. Ne tarafa gidiyorsunuz? Yolda söyleyeceğim. Ben yolcu seçmiyorum. Ben burada yolcu mı? Seçmem. Yok yolcu seçmiyorum yani. He anladım anladım. Nereye isterseniz. Şu an çalıştı mı araba? Çalıştı tabii. Bu ne abi böyle? Bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Gökhan Tevek namı değer ejder ya. Estağfurullah. Çok samimi arkadaşız biz. Ve Gökhan arabalar konusunda hiçbir şey bilmiyor. Bilmiyorum, sürmeyi de bilmiyorum. Gökhan'ım bu elektrikli kardeşim. Abi ben ilk defa elektrikli bir araca biniyorum. Aha. Biliyorsun ben elektrikli bisiklet kullanıyorum. Evet. Benim bisikletim bundan daha çok ses çıkartıyor. Peki ya. Bana bu arabadan biraz inceden de olsa bahseder misin? Abi arabamız %100 elektrikli. Bak görüyorum. Abi şu an çok ilginç ya. Ne dışarıdan ses alıyor. Evet. Yani böyle sanki böyle değişik alışa gelmiş bir şey değil ya. Kulaklarım bir tuhaf oldu. Abi, vurgun yedim sol yanımdan. Şöyle bir durum var sevgili Yukan Tevek. Tabii yani normal bir içten yanmalı motor olmadığı için arabada acayip sessiz. Baksana yani hiç ses yok. Bana şu an basarsan gelen... bir ince elektrik sesi geliyor bak. Bak. Bir 220 aldım şu an evet. Aldın mı? Evet bir 220 aldım. Ve de tabii işin güzel kısmı kendi kendine şarj da oluyor. Ne diyorsun? Mesela yokuş aşağı iniyorsun. Fren de ayağın o sırada burası nereye gidiyor?
Buralara hiç gelmedim ha ben daha önce. Ben Karşı'nın taksisiyim ben. Ben de öyle mi diyorsunuz? Evet, o yüzden buraları çok bilmiyorum. Bu araba aslında tam sana göre biliyor musun? Öyle mi? Bu elektrik işlerinden dolayı valla. Renault Zoe. Zoe değil mi? Evet. İnternette görmüştüm. Bu şimdi yenilendi kankacığım. Bu makyaj evet. Yani. Menzili attırıldı. Dış tasarımına falan herhangi ne kadar bir gidiyor? Şey olmadı. Şu an 400 kilometreye yakın gidiyor. Şaka yap yani. Tabii. Buradan bastım Ankara'ya varıyorsun. Varıyorsun. Abi çok güzel. İstanbul Ankara'da zaten. Peki yolda şeyler var mı elektrik istasyonları? Var artık yani birçok noktada var. Bir de avantajı şu, buradaki ekrandan istasyonda direkt navigasyonda görebiliyorsun. Vay be. Tabii. Çok öyle güzel. Öyle bir avantajı var. Ya ben şey geleceği görüyorum zaten abi artık. Evet senin öyle bir yapım var. Geleceği görüyorsun. Tabii ki. Artık yani bundan bir rahat 5 sene sonra herkes kafası rahat bir şekilde bu araçları tercih edebilir. Şu an insanların kafasında bence soru işareti vardır. Evet. Yolda bırakır mı, gider mi, gitme. Abi baksana şuna tertemiz ya. Bunu böyle bir şey yapacağız arkadaşlar ilerleyen zamanlarda. Yine Zoe ile yapmayı düşünüyorum. Sizinle teste çıkacağız. Ben bir yer belirleyeceğim. Diyeceğim ki işte gene atıyorum Zorlu'nun önündeyim arkadaşlar. Evet. İlk gelen 5 kişiyle teste çıkıyorum diyeceğim. Zoe ile teste çıkacağız aynen. O zaman daha detaylı inceleyeceğiz otomobili. O taksi olmayacak. Test arabası olur muhtemelen. O zaman ben de iyice otomobili... Ama aynı araba değil mi? Aynı araba aynı. Her şey aynı. Ben de o zaman iyice otomobile alışmış, menzilini görmüş falan her şeyini test etmiş olurum. Bir de işte arkadaşlarla test ederiz. Çok güzel abi. O da enteresan olur. Öyle bir fikrim var yani. Bak şu an yokuş aşağı iniyoruz. Frene basmasam bile şarj oluyor. Bak burada gösteriyor. Gördün mü? Çok güzel ya. Bak 195 kilometreydi. 202'ye çıktı şu anda. Vallahi. Menzilimiz. Şu yokuş indi. Şimdi basayım ama gene düşecek bak. Basıyorum. Bak. Düşmedi be. 201 oldu. 201 oldu. Misal. Bak güzel de yol tutuyor araba. Görüyor musun bak? Evet. Sen yabancı değilsin. Biraz basayım. Ha? Tabii ki. Abi yalnız acayip konforlu bir araba ya. Direksiyonu, çok rahat bir. Evet. Direksiyonu yumuşacık. Pedallar yumuşacık. Normalde elektrikli otomobillerde bu fren gücünü geri kazandığı için fren pedalın hissi bir garip oluyor normal otomobillere göre. Öyle anlıyormuş gibi kafanı sallama yukarı. Şey anlıyormuş gibi sallamadım da düşünerek normal sallamadım. Normal fren pedalı böyle basarsın yumuşaktan biraz daha serte doğru gider böyle evet. Otomobillerin. Bunda böyle ilk baştan itibaren bir sert. Biraz yarış arabası gibi. Elektrikli otomobillerde. Bunda mesela o his bile yok. Bayağı normal arabanın freni gibi. He anladım şimdi. Frenden geri kazandığı için orada ekstra bir sistem var çünkü anladın mı? Anladım abi. Bunda yani normal otomobil hissiyatını en iyi şekilde verip elektrikli bir yolculuk sunuyor sana. Çok güzel ya. Çok. Yani ben Allah bir gün bana araba almayı nasip ederse amin. Elektrikli tercih ederim abi. Niye yani? Niye ya gidip şöyle şeyleri var insanların. 5 ver, 1 vermek varken 5 işte motor sesi falan anladın mı? Hani zevk değil mi? Yanmalı motor falan insanların böyle tabii zevkleri var. Onlara da saygı duyuyorum ki benim de var yani. Ama bu teknoloji de kullanınca insanı etkiliyor moruk. Yani şöyle böyle oyun gibi geliyor işte. Şurada şey biriktireyim biraz daha kilometre artsın biriktireyim falan. Bakayım kaç kilometre gideceğim. Şimdi bizim Ümit'te de biliyorsun Twizy var. Evet. O da mesela deniyor sürekli. Çok işte, keyifli kaç kilometre yapayım işte 80 yapıyorum işte 82 yaptım bugün falan. Böyle biraz oyun gibi anladın mı? İşin içine biraz öyle şeyler katıyor yani. O yüzden tatlı. Tabii ki. Ya yani işte burada mesela bir tane modu var abi Eco mod. O modu aldığında çok daha az elektrik harcıyor. Ama ne yapıyor bu sefer? 90 kilometre hızı geçmiyor. Klimayı daha bir şey tasarruflu bak, kullanıyor. O da mantıklı bir şey yapılmış olabilir ha. Neden biliyor musun? Hızı önlemek adına öyle bir mod yapılmış olabilir yani, ki birçok insan da onu kullanıyordur. Ya hem ondan hem mesela şarj edemedim bir şey oldu. Acil bir şey çıktı gitmen gerekiyor. Eco'ya basıyorsun abi. Eco'ya basıyorsun daha çok gidiyorsun. Evet mantıklı. Var böyle imkanlarımız var Gökhan'cığım. Abi çok güzel. Ne demek her zaman. Bir de tabii çok ilgi çekiyor. Evet. Bakım denen şey yok. Bunda yağ yok, su yok, bir şey yok. Nasıl yağ, su yok? Hiçbir şey yok abi. Ne yağ, ne su? Motor yok ki. Elektrik var. Elektrikli motor var. Anladın mı? Peki 220 ile mi çalışıyor? Trafeze denen elektrik var ya. Yani evde ben çalışıyor. Prizi buradan çekeyim. İstersen onunla da yapabiliyorsun. Bir tane kendi orijinal aparatı var. Ha. Takıyorsun. Yani normal priz yani yeni aparat da demeyeyim. Takıyorsun evden de şarj edebiliyorsun. O zaman sadece biraz daha uzun sürüyor. Bu haliyle 3 saatte falan full doluyor. 3 saatte olur 400 kilometre git. Peki
full hali kaç kilometre götürüyor? 400 gidiyor kanka tabii. 400. Menzil o. Ama tabii değişkenlik gösteriyor işte. Yokuş oluyor. E, şu oluyor, canım, bu oluyor. Benim bisiklet de öyle. Ha, yani işte biliyorsun. Evet. Bir de her şey dahil sana 128'e bırakıyorum. Efendim? Sponsorlu? Efendim? Efendim? Evet. 128. 128'e bırakıyorum sana yukarı. Otomatik mi abi bu? Otomatik, tek kademeli bir şanzımanı var. Otomatik değil mi? Tabii otomatik abi. Abi tam benlik araba ya. Bak o kadar gittik, tamam mı? Şuradan çıktığımızla hala şu anda aynı kilo. 1 kilometre daha fazladayız. 196 ile çıktık buradan. 197 kilometredeyiz şu anda. Abi çok iyi. Evet. Yani hiçbir şey yakmadık şu anda. Yani sen bana. Sıfır masrafla geldik şu anda. 26 liradan alacağım. 26 oldu mu kankacığım ben? Ah. Ah be abi. Gökhan'ım ben 20'sini karşılarım. 6'sını tamam. Senden alacağım. Tamam. Tamam. Çok güzel bir yolculuktu. Teşekkür ederim. Gökhan Bey ben teşekkür ederim. Şöyle bak. Şöyle bak kartımı vereyim. Kartınız. Benim. Tamam. Ben arayacağım sizi. Bir şeyle veriyorum. Arayacağım. SD kart. SD kartla. Yeni şey böyle abi, sanırım. Abim aynı. Havaalanı olur, karşı olur. 7 TL fark alıyorum sadece karşıya geçerken. Köprü. Köprü fiyatım var. Teşekkür ederim. Her zaman beklerim kendinize abi. Kendinize çok iyi bakın. Yengemin bir ihtiyacı olur. Tamam. Götürür getiririm. Görüşmek üzere. Memnun oldum. Ne zormuş lan buradan el ele sıkışmak. Pardon ha buradan. Harbiden ya. Çünkü daha önce hiçbirinin taksici abinin elini sıktın mı sıkmadın? Ben de ilk defa sıkıyorum. Aynen. Kendinize çok iyi bakın. Şunu yanlış anlamayın. Siz yabancısıyız. Otursan. Ah bir dakika yolculuğu bitireceğim. Bunu hep unutuyorum ya. Bugün kaç kere şey yaptım biliyor musun? Abi. Heh, yolculuğu bitir. Kaç kere şey yaptım biliyor musun? Ne? Abi gidiyorum. Bin, yani öyle bir algı yok ki bende ya. Yola çıkıyorum abi. Sonra bir yarısında yolun basıyorum taksiye. Unutuyorum abi tabii. Ben sağlıklısın. Olsun. Sağ ol. Müşterilerimizin canı sağ olsun. Evet arkadaşlar. Ben biraz tatlı su taksiciyim. O yüzden abi 2-3 müşteriyle işi hallettim. Ama bir şey diyeceğim zor iş. Zor iş, gerçekten zor yani. İş. Özellikle trafikte, şimdi trafik saati başladı. Bu iş sabır işi. Sabır işi. Sabredeceksiniz. Evet. Gerçekten sabır işi bu. Aynen öyle. Yani taksicinin neler çektiğini... Evet, biraz anladım bugün. Anladım. Biraz evet, anladım. Umarım. Hakikaten zor iş yani. Ama araba çok konforlu. Evet. Direksiyon çok yumuşak. Yumuşak. Biraz üst, yukarıda oturuyorsun. Pillerden evet. Dolayı oturma pozisyonu yüksek. Elektrikli olmasına rağmen araba. Şöyle bir artısı var. Normal otomobil kullanma hissinden hiçbir şey... yani... kaybetmemiş. Hatta doğru. Ve hatta şöyle de bir artısı var. Piller altta olduğu için ağırlık merkezi aşağıda. Evet. O yüzden daha iyi yol tutuyor normal doğru. Otomobillere doğrudur, göre. Doğrudur evet. Hem yani keyifli kullanımı, konforlu hem de iyi yol tutuyor. Motor da gayet yeterli. 87 beygir üretiyor şu anda. Doğru. O civarda. Gayet yeterli gücü. Bir evet. Eco modu var. O Eco modu aldığınızda birazcık yavaşlıyor. Evet. 90 kilometreye geçmiyor zannedersin doğru, o sırada. Doğru. Ama normal modda gidiyorsun. Ama o da tabii menzili uzatıyor bayağı. Aynen. Menzili yukarıya taşıyor. Ben bugün işte 50 kilometre falan yaptım toplasan 50-60 arası. Şu an bayağı menzil var 230 kilometre var doğru, yani. Doğru evet. 300'e yakındı senden aldığımda şarjı. Evet. Bayağı iyi yani. Sen şimdi devam mı edeceksin? Ben devam. Durmak tamam. Yok yola devam. Tamam abi. Çok teşekkür ederiz oldu. Bugün arabayı verdin. Sağ olun teşekkürler. Eyvallah. Yedek şoför falan bir şey lazım olursa hemen. Her zaman. Ara yapıyorsun geliyor. Aynen aynen. Sağ olasın abi. Sağ olun. Arkadaşlar görüşürüz. Hoşçakalın.